أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
صدق الله العظيم. Hayırlı akşamlar değerli seyirciler. Bir kez daha Vizyon 58 TV ekranlarında Gönül Dergahı programıyla karşınızdayız. Ve yine her zaman olduğu gibi programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladık. Çok değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Değerli seyirciler, bu akşam programımızda hicreti konuşacağız. Hicrette beraber hicri yılbaşımız inşallah yarın başlayacak. Muharrem ayının birinci günü yarın ve hicri yılbaşını inşallah kutlayacağız. Yine programımızda emekli müftü hocamız Ahmet Akgül bizlerle beraber canlı yayında. Hicret nedir? Neye hicret edilir? Günümüzde hicretin manası nedir? Nereden nereye hicret etmeliyiz? Kur'an ve sünnete göre nasıl bir hicret yapmalıyız? Ve hayatımızın her alanında nasıl hicret edebiliriz? Ve Muharrem ayının hikmeti, özellikleri ve günümüzde Müslüman aleminin, Müslüman coğrafyasının geride kalan yıllardaki durumunu inşallah programımız içerisinde konumuzla irtibatlı olarak hocamızla birlikte değerlendireceğiz. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir kez daha beraberiz değerli izleyicilerimizle. Bu hafta güncel bir konu olduğu için hicreti konuşacağız. Zira az önce de ifade ettiğimiz gibi yarın hicri yılbaşı, Muharrem ayının birinci günü. Bu vesileyle tüm İslam aleminin, Müslümanların hicri yılbaşında bir kez daha tebrik ediyoruz. Mübarek olsun inşallah. İslam alemine ve insanlık alemine de hayırlar getirsin diye temenni ediyoruz. Evet hocam, ben ilk soruyu soracağım. Hicretle inşallah başlayalım. Hicretin kelime manası, onu soracağım. Hicret nedir? Neye hicret edilir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 622 yılında ilk hicreti yaptığı zaman neden buna ihtiyaç duydu? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu konuyla ilgili, hicretle ilgili nelerden bahsediyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz neden böyle bir hicrete ihtiyaç duydu? Giriş olarak önce bir tanımlayarak başlarsak ondan sonra günümüze kadar bunları değerlendirelim. Buyurun hocam. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Emma ba'd. Fakat kâlallahu ta'ala fi muhkemi kitabihil kerim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر أو هجر ما نهى الله عنه صدق رسول الله فيما قال. Her şeyden önce bu akşam idrak edeceğimiz, ilk gecesini yaşayacağımız Hicri 1438. yılımızın ümmeti Muhammed'e, tüm inananlara kurtuluşlarına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Bu yeni yılın insanlığın saadetine, insanlığın mutluluğuna, kurtuluşuna inşallah vesile olsun. Bu vesileyle bütün kardeşlerimizin, mümin kardeşlerimizin yeni yıllarını, yeni hicri yıllarını tebrik ediyorum. Tabii yeni bir yıl, yeni bir milat. Evet. Yeni bir doğuş, yeni bir zaman dilimi, yeni bir dirilişe, birlikteliğe ve yeniden dünya meselelerini, dini meseleleri gözden geçirmeye bir vesile. Hicret dediğimiz zaman, hicret peygamberimizle sınırlı bir olay değil. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan önceki hemen hemen bütün peygamberler hicreti yaşamışlardır. Evet. Sebebi ne? Niçin hicreti yaşamışlar? Tabii insanlığın varoluşundan bugüne ve kıyamete kadar peygamberler hakkın, hakikatin,
dini değerlerin, ilahi emirlerin temsilcileri olmuşlar ve tağutlar, firavunlar, nemrutlar da batıl davanın öncüleri olmuşlardır. Evet. Hakla batıl mücadelesinde hakka gerçekten deliller getirerek cevap veremeyen despot insanlar zora, zorbalığa başvurmuşlardır. Bunu Firavun'da, bunu Nemrut'ta, bunu Ebu Cehil'lerde görüyorsunuz. Evet. İbrahim Aleyhisselam'ı hüccetlerle, delillerle yenememişlerdir. Nemrut en sonunda ateşe atmakta çare bulmuştur. Ama Rabbül Alemin bütün peygamberlere bir vaatte bulunuyor. Bu vaadi her peygamber için gerçekleştirmiştir. Ayeti kerime şu: İnna lenensuru rusulena vellezine amenu fil hayati dünya ve yevme yekumul eşhad. Kesinlikle biz bütün peygamberlerimize ve o peygamberlerle birlikte iman eden müminlere hem dünya hayatında hem de bütün şahitlerin hazır olacağı o büyük mahkeme gününde yardım edeceğiz. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'a hicret sonucunda zafer vermiş, İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrud'un ateşinden kurtardıktan sonra İbrahim Aleyhisselam inni zahibün ila rabbi, ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. İnşallah bana o nereye gideceğimi, ne yapacağımı gösterecek. Seyehdin ya da feinnehu yehdin, o beni doğru yola iletecek. Doğru gideceğim istikameti bana gösterecek diyerek İbrahim Aleyhisselam Kudüs tarafına, Şam tarafına gitmiş. Sonra Mekke'ye hicret etmiş. Tekrar Kudüs tarafına hicret etmiş. Sonra Nuh Aleyhisselam yine küfür ehlinden, o dünyada ilk putperestliğin başladığı bir dönemden, tufandan sonra hicret etmiş. Evet. Nuh Aleyhisselam'ın hicreti, İbrahim Aleyhisselam'ın hicreti, Musa Aleyhisselam'ın hicreti. Yani bütün peygamberlerde hicret var. Peki peygamberimizin hicretine gelelim. Hı hı. Peygamberimiz için hicret etti ve ettirildi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmezden önce bir sıkıntı yoktu. Yani peygamberimizle Mekkeliler arasında herhangi bir problem yok. Evet. Hatta peygamberimize o kadar teveccühleri, o kadar itimatları vardı ki Muhammedül Emin diyorlardı peygamber olmadan önce. Aralarındaki çok önemli meselelerde peygamberimizi hakem tayin ediyorlardı. Ama ne olduysa peygamberlik görevi verildikten sonra oldu. Peygamberlik görevi verildi. Peygamberimiz o insanlara ne diyordu? Kulu la ilahe illallah tüflihu. La ilahe illallah deyin, kurtulun. Evet. Yani Mekke'de putperestlik hakimdi. Hem Kabe'nin içi hem dışı putlarla doluydu. O gün gerçekten insanlık ne yapacağını, ne yapması gerektiğini unutmuş ve aile hayatı kalmamış, toplumda hukuka riayet kalmamış, tefecilik, fuhuş, kan davaları, hırsızlık, gasp zirveye ulaşmış. Böyle bir zamanda Cenab-ı Hak bir mürşit gönderecek, evet, bir muallim gönderecek, bir rehber gönderecek, insanlığı bu girdaptan kurtaracak. Yani küfrün, şirkin karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkaracak bir rehbere ihtiyaç var. Bu rehber kimdir? Bu rehber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Müjdeci, müjdeleyici ve uyarıcıdır. Davetçidir, mübelliğdir, tebliğcidir. Peygamberimiz onları putlara tapmaktan vazgeçip bir olan Allah'a kulluğa çağırdığı zaman, işte o zaman peygambere olmadık eziyetler yapmışlardır. Sözlü eziyetler. Peygambere yeri geldi şair dediler. Evet. Kur'an'a da şiir dediler. Yeri geldi peygambere büyücü, sahir dediler. Yeri geldi peygambere deli dediler. Yeri geldi peygamberimiz Kabe etrafında ibadet yaparken, secdelere vardığı zaman peygamberimizin ibadeti vardı peygamberlikten önce. Namazı vardı. Ve namaz kılarken efendim üzerine deve işkembelerini attılar. Yani aklınıza gelmeyecek eza, cefa, işkence yöntemlerinin tamamını peygamberimize uyguladılar. Evet. Sadece peygamberimize değil, inanan Müslümanlara da. Peki Müslümanların neyini beğenmiyorlardı? Allah'ın bir olduğunu kabul etmelerini. Zaman zaman peygamberimiz bu işkenceye, zulümlere maruz kalan Müslümanları Habeşistan'a yönlendiriyor ve Habeşistan'a iki tane
tarihte belli başlı hicret gerçekleşti. Önceden 15 kişilik bir grup Hazreti Osman da onların içinde radıyallahu anh, ikinci 90 küsür kişilik bir grup Habeşistan'a, Necaşi'nin ülkesine, evet. O kendine göre Müslümanlara gerçekten gönlünü açan, kucağını açan o melike, o krala sığındılar. O da hakikaten Müslümanlara çok rahat bir hayat sürmelerine imkan sağladı. Sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam rüyasında Medine-i Münevvere'ye hicret edeceği kendisine gösterildi. Peygamberimizin rüyası, evet, aynı zamanda vahiydir. Peygamberlerin rüyaları vahiydir. Etrafı dağlarla çevrili, hurma bağlarının, bahçelerinin olduğu bir ülkeye hicret ettirileceği ve sonucunda Peygamberimizin Mekke'den çıkartılacağı hususu Peygamberimize bildirildi. Bu rüyadan sonra Peygamberimiz Müslümanları Yesrib'e, yani Medine'nin önceki ismi Yesrib, Yesrib'e yönlendirdi. Orada Mus'ab bin Umeyr'in, Hazreti Mus'ab'ın gayretleriyle ve ciddi çalışmalarıyla kısa bir zamanda sayıları yüzleri aşan Müslümanlar oluştu, oluşturuldu. Ve Medine gün be gün İslam devletinin kurulacağı bir yer haline getirildi. Hatta Medineli Müslümanlar bir an önce peygamberlerine kavuşmak istiyorlar. Peygamberlerini ağırlamak istiyorlar. Peygamberlerinin konak evi, mihmandarı olmak istiyorlar. Bir an önce Medine'ye gelmesini istiyorlardı. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani gerçek manada hicretin sebebi nedir diye bir soru sorsam. Küfür ve şirk zorbalarının, evet, böyle peygamberimize ve inanan insanlara baskı yapmaları. Dolayısıyla orada zaten hicretin asıl ana tanımı, evet, el intikalu min daril küfri vel bagyi ila daril imani vel adli. Küfür, zulüm yurdundan iman ve adalet yurduna göç etmektir. Evet. Bir başka tabiriyle İslam'ın yaşanamayacağı yerden İslam'ın rahatlıkla yaşanabileceği, imanların korunabileceği, İslam devletinin kurulabileceği bir yere göç etmektir. Bütün peygamberlerin hicretlerinin ana hedefi budur. Yani sadece bir yerden bir yere maddi açıdan göç etmek, orada daha huzurlu bir hayat sürebilme düşüncesi değil. İslam'ın devletleşeceği, İslam kanunlarının uygulanabileceği, tüm dünya insanlığının zulümden ve adaletsizlikten kurtarılmaları için gayretlerin sarf edileceği bir ülkeye, bir şehre göç etmektir. Dolayısıyla bir manasıyla imanı kurtarma operasyonu, evet, bir manasıyla devletin temellerini atma operasyonu, bir manasıyla İslam'ın devletleşmesi. Bununla ilgili zaten bazı tespitler yaptık. Onları inşallah burada söyleyeceğim. Evet. Dolayısıyla 622 yılında müşrikler tabi peygamberimize sözlü ve feyli sataşmaları sonucunda davalarından vazgeçiremeyince, yani çok tekliflerde bulundular peygamberimize. Evet. Hiçbirisi peygamberimizi davasından vazgeçiremedi, geçiremezdi. Çünkü görevliydi, görevlendirilmişti. Peygamberlik görevini icra edecekti. Sonucunda Darun Nedve denilen Berlemanül Müşrikîn, Arapça ifadesiyle müşriklerin parlamentosu, o despot insanların meclis binasında toplandılar. Çünkü Mekke'de önemli iki merkez vardı. Müşriklerin parlamentosu, merkez binaları Darun Nedve, evet, Müslümanların toplanma merkezi Darul Erkam'dı. Birisi İslam'ın merkezi, birisi küfrün merkezi. İkisi de birbirine çok yakın. Yani Mekke'de Safa ile Merve sınırlarında, sınırlar içerisinde, noktalarında olan iki tane merkez. O dönemde Müslümanların, yani Peygamber Efendimiz'in çevresinde olan Müslüman sayısı ne kadardı hocam? Çok az. Çok az. Çünkü Peygamberimiz Müslüman olanları dayanılmaz işkenceler sonucunda, dedim ya, Habeşistan'a, evet, Medine-i Münevvere'ye yönlendirdi. Geride Hazreti Ebu Bekir çocukları, Hazreti Ali ve Hazreti Ali'nin etrafında birkaç insan, yani sayıları 100 kişi de yoktur Mekke'de belki. 100 kişi de yok. Evet. Dolayısıyla böyle az bir sayı, belki bazı gizli olanlar var, korkularından imanlarını ortaya koyamayan insanlar, ama, evet, görünürde Müslümanların sayısı çok az.
Dolayısıyla 622 yılının bir gecesinde müşrikler Darun Nedve'de toplandılar. İşte bu toplantılarını Enfal suresinin bir ayetinde Mevlamız şöyle ifade ediyor. Enfal suresi. Ayet numarasını da söyleyelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyusbituke ev yaktuluke ev yuhricuk ve yemkurune ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Evet. Burada peygamberimize bir tuzak kurdular. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den dışarı çıkarmak, sürgün etmek için tuzak kuruyorlardı. Evet. Onlar tuzak kura dururlarken ayet numarasını söylemedim değil mi? Evet, evet. 31 Enfal suresi 31. Onlar tuzak kura dursunlar. Allah da onların tuzaklarını boşa çıkarıyordu. Çünkü Allah İslam'a ve Müslümanlar adına yapılan tuzakları boşa çıkaranların en hayırlısıdır. Bir de Âl-i İmrân suresinde var. Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Evet. Her dönemde peygamberlere ve inananlara gerçekten tuzaklar kurulmuş. Her dönemde Müslümanlara tuzaklar kurulmuştur. Bu tuzakları ve bu planları, bu gizli sözleşmeleri boşa çıkaran Allah Celle Celaluhu. Mesela bunun örnekleri çok. Osmanlı'yı yıkmak için tuzak kurulmuş. Müslümanları parçalamak evet. için tuzak kurulmuş. Daha yakın tarihte yaşadığımız 15 Temmuz'daki bu ümmeti tamamen sıkıntıya düşürmek için bir yerde Avrupa'nın bir parçası, Siyonizmin bir vilayeti, ve aynı zamanda Amerika'nın elinde bir oyuncak olması için iç ve dış mihraklar tarafından planlar yapıldı. Evet. Ama onlar Allah'ın planını unuttular. Allah'ın da planı var. Allah Celle Celaluhu ne diyordu? Ben peygamberlerime ve inanan kullarıma yardım edeceğim. Bu yardım da geçmişe ait değil. Arapçada bir kural var. Muzari cümlesi geleceğe zaman zaman icap ettikçe bu yardımın tazeleneceğini, evet. devam edeceğini haber veriyor. Ve bu yardım tecelli etti. Cenab-ı Hak büyük bir plandan, büyük bir tuzaktan, tuzağa düşmekten kurtuldu. Ümmet kurtuldu. Evet. Çünkü bu tuzak çok ciddi bir tuzak. O gün de peygamberimize tuzak kurdular. Aralarında konuştular. Sürgün edelim, tutmadı. Hapsedelim, tutmadı. Sonra içlerinden birisi öldürelim dediler. Bu kafalarına yattı. Nasıl öldürecekler? Mekke'nin gözü dönmüş çetelerini toplayacaklar ve peygamberimiz bir sabah evinden çıkarken geceleyin peygamberimize ansızın hücum edecekler, saldıracaklar. Kim vurduya gidecek tabiri caizse. Sonra Haşimoğulları kan davasında bulunurlarsa Kureyşliler, Mekkeliler topluca bunun diyetini ödeyecekler. Tasarları bu. Ama Cenab-ı Hak peygamberine bakın bildiriyor. Diyor ki müşriklerin böyle bir planları var, tuzakları var. Habibim bugün hicret zamanı, hicret edeceksin. Peygamberimiz önceden bekliyor zaten. Hazreti Ebubekir de bekletiyordu. Evet. Diyordu ki Allah peygamberine hicret izni verecek. Sen o peygamberin arkadaşı olmak istemez misin? Önceden Hazreti Ebubekir'e söylemiş, hicret için develeri hazırlatmış, servet olarak yani ihtiyaçları kadar paraları hazırlatmış vesaire. Dolayısıyla hicret edeceğini peygamberimiz bekliyor. Çünkü önceden yerini görmüş, gideceğini görmüş, Müslümanlar oraya yönlendirmiş. Çeteler geldiler peygamberimizin evini kuşattılar. Evini kuşattılar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam evden çıkmadan önce Hazreti Ali kerremallahu veçeyi çağırdı. O zaman Hazreti Ali, yani kesin rakam söylemeyeceğim ama 20 küsür yaşlarında bir delikanlı. Evet. 20 küsür yaşlarında bir delikanlı. Dedi ki ya Ali, çünkü peygamberimiz yalnız kalıyordu orada. Hazreti Hatice vefat etmişti. O zaman peygamberimiz henüz daha ikinci bir evliliğini yapmamıştı. Hazreti Hatice'nin evinde kalıyordu. Dedi ki Ali, benim yatağıma gireceksin. Yatağımda yatacaksın. Sabah olunca da şu emanetleri sahiplerine teslim edeceksin. O kadar enteresan bir şey ki. Şimdi burada Hazreti Ali Kerremallahu Veçe'nin imtihanı. Etrafta çeteler dolu. Evet.
Şimdi Hazreti Ali diyebilirdi ki ya Resulallah beni tam tehlikeye atıyorsunuz, gidiyorsunuz. Hiç demedi baş üzerine ya Resulallah. İkincisi, belki o çetelerin de o peygamberin yanında aleyhissalatü vesselamın emanetleri var. Emanet konusunda güvendikleri o insana, o peygambere din konusunda güvenmiyorlar ve öldürmek için karar veriyorlar, şebeke oluşturuyorlar. Bakın, halbuki müşrikler emanet konusunda başkalarına güvenemedikleri ortamda peygamberimize güveniyorlar. Diyorlar ki bu emanetleri korusa Muhammed korur onların tabiriyle. Dolayısıyla peygamberimiz Hazreti Ali yatırdı. Oradan Yasin-i Şerif'in birinci sayfasındaki ayetleri okuyarak çıktı gitti. Gözlerini Cenab-ı Hak onların bir yerde kör etti. Perdeledi, örttü. Onlar o mahmurluk içerisinde uyuya durdular. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam oradan çıktı gitti. Şimdi dolayısıyla hicret bir yerde ilahi nusrattır. İsterseniz hicreti teyit eden, güçlendiren tanım ve tarifleriyle şöyle bir özetleyelim. Ondan sonra hicrette olan bazı böyle gerçekten mucize olan ve hicrette Allah'ın dinine yardım eden insanlara Allah Celle Celaluhu'nun hem melekleri vasıtasıyla hem bazı yaratıklar vasıtasıyla onlara destek verdiğini ifade eden olayları dile getirelim. Hocam ben de alınacak mesajlar burada çok önemli. Yani tabii, o dönem evet peygamberimiz bir mekandan bir mekana geçti ama Mekke'den Medine'ye hicret etti ama burada sizin de ifade ettiğiniz gibi işin içerisinde bir manevi boyut var. Evet. İşte onu da peygamberimiz ne buyuruyor bakın. Geçmişten günümüzde alınacak bazı mesajlar var. Aynen. Mesela peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sahih bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. El müslimu men selim el müslimu min lisanihi ve yedi. Gerçek Müslüman, olgun Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği, selamette olduğu insan. Zarar görmediği insandır. Evet. Mümini tarif ediyor. El müminu men eminehun nasu ala emvalihim ve enfusihim. Gerçek mümin insanların mallarını ve canlarını güvenebildikleri insandır. Tarif çok önemli bakın. Gerçek mümin insanların mallarını ve canlarını güvenebildikleri insandır. Öte taraftan aynı hadiste muhaciri de tarif ediyor peygamberimiz. Buyuruyor ki el muhaciru men hacera men hecera. İki türlü rivayet var. Evet. Gerçek muhacir. Mesela bir muhacir var. İmanını kurtarmak için bir ülkeden bir ülkeye taşınan. Femen kânet hicratuhu ilallahi ve rasulihi fe hicratuhu ilallahi ve rasulih. O günkü Müslümanların hicretleri, kimin hicreti Allah'a ve Resulüne giden bir hicretse Allah'a ve Resulüne hicret etmiştir. Dine hicret etmiştir. Ama bir de çok kapsamlı anlamıyla hicret var. Nedir? Evet. Men hacera ya da men hecera manihallahu an. Allah'ın yasak ettiği bütün kötülüklerden, bütün günahlardan pişman olup, tevbe edip, vazgeçip eski hayattan yeni hayata dönmektir. Bu özellikle günümüz için çok önemli bir konu. Öyleyse bunun manevi yönü namazsızlıktan namaza dönmek. Evet. Oruçsuzluktan oruç tutmaya dönmek. İslam'ı anlamamazlıktan İslam'ı anlamaya dönmek. Zulümden adalete dönmek. Böyle dağınıklıktan kardeşliğe dönüş. Ve vahşetten medeniyete dönüş. Ben burada birçok tespitler yaptım. Mesela diyor ki hicret şirkten imana dönüştür. Evet. Yani Allah'a ortak koşmaktan. Hepsinin Arapça tabirleri var. Hı hı. Karanlık dönemlerden aydınlık dönemlere, İslami bir hayata geçiştir. Evet. Günahlardan tevbeye geçiş. Gaflet halinden, ne yaptığını bilmezlik halinden uyanıklık haline, Allah'a zikir haline dönüştür. Ferdiyetten, yani yalnız başına yaşama düşüncesinden toplumsal bir hayata geçiştir. Çok önemli. Yani kişiler ferdi olarak yaşayamazlar. Bugün öyle yurtsuz yuvasız insanlar var ki mesela bizim Avrupa'da insanlarımız var. Bugün bizim Amerika'da insanlarımız var. Dünyanın her tarafında inanan kardeşlerimiz var. Ama asıl yurtları olmadığı için orada bir devlet oluşturamıyor. Orada gerçek bir
cemiyet oluşturamıyor. Evet. Ama Müslüman bağımsız, müstakil bir toprakta, müstakil bir ülke oluşturuyor ve hakikaten İslam'ın emirlerini yaşama konusunda, yaşatma konusunda bağımsızlık içerisinde ve Allah'ın mülkünde Allah'ın kanunlarını icra edebileceği bir vatan oluşturuyor kendisine. Vatan çok önemli bir esas. Şimdi vatanın ne olduğunu, İslam'ın yaşanabildiği yerlerin İslam'a göre vatan olabileceğini ve devletin tesis edilebileceği yerlerin, edildiği yerlerin vatan olacağını, devletsiz vatan olmaz. Evet. İdaresi senin elinde olmayan bir ülke senin vatanın değildir. İdaresi, idarecisi senin olmayan, senden olmayan bir ülkenin senin vatanın olması mümkün değil. Hem idaresi Allah'ın ve peygamberin razı olduğu bir idare olacak. Hicret budur işte. Hem de idarecisi inanan insan olacak. Yani idare ettiği insanların inancıyla çelişmeyen, idare ettiği insanların inançlarıyla çakışmayan bir insan olacak. Evet. Dolayısıyla hicret budur. Hicret düşmanlıktan dostluğa, kardeşliğe geçiştir. Cimrilikten cömertliğe ve bakırlıktan infaka ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifi ne kadar anlamlı bakın. El hicratu en tuhceral fevahişu ma zahara minha ve ma batan. Gerçek hicret gözüken ve gözükmeyen bütün ahlaksızlıklardan, fuhuştan, hayasızlıklardan uzaklaşılması ve onların terk edilmesi veya senin terk etmen. Eğer o şekilde olursa en tehcural fevahişe ma zahara minha ve ma batan ve tuqimes salah. Namazları dosdoğru kılmandır. Zekatları vermendir. Sonra kendi memleketinde yerleşik vatandaş bile olsan muhacir olabilmendir. Ne demek bunun manası? Yani kendi yerleşik memleketinde bile muhacir sevabı alabilirsin. Ne zaman? Namazını kılarsan, zekatını verirsen, kardeşlik haklarını yerine getirirsen, insanların haklarına riayet edersen, Allah'a iyi bir kul olursan, peygambere iyi bir ümmet olursan, Kur'an'ın hizmetçisi olursan, yerleşik olduğun yerde bile Allah sana hicret sevabı verecektir. Hadis-i şerif bunu ifade ediyor. Dolayısıyla el muhaciru men hacera su'e ve ctenebehu, yine İmam Ahmed'in müsnedinde nakledilen bir hadis-i şerif, gerçek muhacir kötülükleri terk eden ve onlardan uzaklaşan insandır gerçek muhacir. Dolayısıyla hicret bir yerde dünyadan ahirete göç, gösterişten samimiyete ve gerçekten ihtiyaç sahiplerini kendimizin ihtiyacı olsa bile tercih etmektir. Cihat Allah, hicret Allah yolunda bir cihattır. Hicret aynı zamanda bütün uygulamalarında Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a uymaktır. Hicret fetih, zafer ve Allah'ın yardımına muhatap olmaktır. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Mübin'inde Muhammed Suresi'nde öyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu in tensurullaha yansurkum ve yuthabbit akdamekum. Eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım edecek ve ayaklarınızı davanızda sağlamlaştıracak. Yine hicret olayında evet. Cenab-ı Hak Tevbe Suresi'nde buyuruyor ki İlla tensuruhu fakat nasarahullah iz ahrecehüllezine keferu saniyethneyn iz huma fil gari iz yekulu li sahibihi la tahzen innallaha ma'ana. Cenab-ı Hak peygamberine öyle vaat etmiş ki ümmetine diyor ki siz yardım etmeseniz de, siz peygambere destek olmasanız da kafirler onun peygamberini, sevgilisini, habibini, edibini ana yurdundan, Mekke'den çıkardığında Allah Celle Celaluhu ona yardımı vaat etti. Onlar çıkardıklarında ve hicret arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile birlikte Sevr'e sığındıklarında, onun da niçin sığındıklarını söyleyeceğim. Allah Celle Celaluhu peygamberini korumuş. Evet. Hazreti Ebubekir müşriklerin oraya kadar iz sürüp gittiklerini ve Sevr mağarasının etrafında gezdiklerini ve Sevr'in kapısında böyle örümceğin ağ yaptığını, hatta müşriklerin ayaklarını görüyor Hazreti Ebubekir. Aynen. Evet. Ve kuşların orada bazı tarihi nakillerde efendim yumurtladığını, hatta mağaranın önünde bir ağacın olduğunu bakıyorlar. Şimdi Hazreti Ebubekir endişeleniyor. Ya Resulallah işte geldiler.
aşağı eğilip baksalar bizi görecekler. Evet. O zaman peygamberimiz peygamberine kendisine vaat edilen yardıma inanıyor. Diyor ki iz yaqul li sahibihi, arkadaşına diyor. Evet. Arkadaşı kim? Hazreti Ebubekir. İki tane insan var orada. Evet. La tahzen innallaha ma'ana. Üzülme, kederlenme, tasalanma, gam gussa sahibi olma, kendini zayıf hissetme. Evet. Allah bizimle beraberdir. Allah onlara bir huzur, rahatlık, kalplerine bir tatmin indiriyor. Öyle bir huzur ki Peygamber aleyhissalatü vesselam gelsinler, onlar bizi göremezler. Allah gözlerini kör etti bakın. Oraya kadar gelmişler. O ta yüksek tepenin, dağın başına çıkmışlar. Etrafı da böyle geziyorlar. Ama eğilip de aşağıya bakmayı akledemiyorlar. Hatta diyorlar ki bu örümcek belki Muhammed doğmadan önce buraya ağ yapmış. Belki bu ağaç Muhammed doğmadan 300 sene önce burada bitmiş. Böylece Cenab-ı Hak en zayıf varlıklarla bile bakın peygamberini muhafaza ediyor, yardım ediyor Allah'ın vaadi. Onun için hicreti bir başka anlamda iyilik ve takva üzerinde hicret yardımlaşmaktır. Bugün güncel olarak. Evet. İyilik, takva ne demek? Hayır olan, ümmetin yararına olan her türlü iyi işlerde, faydalı işlerde müminlerin karşılıklı birbirlerine yardım etmeleri. Şimdi hocam burada şunu evet. soracağım. Şimdi hicret aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve ondan önceki peygamber efendilerimizin de başvurdukları çok büyük bir hadise. Çünkü içerisinde vatan, işte bayrak, devlet, hürriyet yani dini şeylerin, vecibelerin yerine getirebilmesi çok elzem bir konu. Günümüze baktığımız zaman İslam coğrafyası çok sıkıntı içerisinde. Yani kan var, gözyaşı var, zalimler zulüm içerisindeler, çoluk çocuk demeden katlediyorlar. Bugün bakıyoruz işte Afganistan, Irak, Suriye hemen yanı başımızda. Yani oradan işte milyonlarca insan bugün birçoğu ülkemizde, Türkiye'de birçoğu işte Avrupa ülkelerine mülteci olarak gidiyorlar. Perma perişan durumdalar. Evet. Yani hicreti de içine katacak olursak biz şu anda o Suriyeli kardeşlerimiz olsun, diğer Müslüman evet. ülkelerden gelen kardeşlerimiz olsun, ensar muhacir konumunda değil miyiz hocam? Kesinlikle. Yani nasıl hareket etmeliyiz? Şimdi, yani insanımızda oradan gelen kardeşlerimize karşı işte bazı söylentiler oluyor. Yani nasıl bir hareket tarzı şimdi önce sergilemeyiz şuradan, devletimizle beraber? Anladım. Şuradan başlayalım isterseniz. Tabii her zaman hicret olabilir, muhacir de olabilir. Evet. Bu kıyamete kadar devam edebilir. Biz ancak de düşebiliriz aynı. Biz de düşebiliriz aynı akıbete. Allah korusun. Evet. Şimdi hicret evvela İslam'ın yaşanamadığı zulmün ayyuka çıktığı bir yerden, ülkeden adaletin, kardeşliğin, himayenin, korumanın olabileceği bir yere göç etmek. Bir başka ifadeyle biraz önce söyledim. İslam'ın yaşanamadığı yerden, evet. ezanların okunamadığı yerden, cumaların kılınamadığı yerden ve rahatça ben Müslümanım, ben Allah taraftarıyım, din taraftarıyım diyenlerin barındırılmadığı bir ülkeden bunları rahat söyleyebileceği, yaşayabileceği, savunabileceği bir yere göç etmesidir. Ancak evet. buraya girmeden önce ben şuraya kısaca işaret etmek istiyorum. Bugün şu 70'e yakın İslam devletçikleri var ya, neye mal olursa olsun, Muharrem ayı bize bu birlikteliğin ne kadar önemli, ne kadar da bu birlikteliğin oluşturulmasının zaruri olduğunu gösteriyor. Her yeni yıl bir Muharrem yaşıyoruz. Her yeni yıl bir Aşura yaşıyoruz. Evet. Her yeni yıl işte Hazreti Hüseyin'e ve etrafındakilere yapılan zulümleri hatırlıyoruz. Ancak bütün bunlarda bugün ümmetin tekrar bir araya gelmesi noktasında, tekrar İslam devletini, tekrar inananların tek devlet adı altında, dilleri farklı olabilir, evet. ırkları farklı olabilir ama İmanları aynı olan, kıbleleri aynı olan, Rableri bir olan, peygamberleri aynı olan, aynı kitaba inanan, aynı peygamberin ümmeti olan insanların evvela bu girdaptan kurtulmaları için çalışmaları lazım. Bakın Osmanlı'yı her vesileyle söylüyoruz. Biz tarihçi değiliz ama evet. başta bunların aktörleri İngilizlerdir. Esas oyuncu başı İngilizler. İngilizler koskoca bir Osmanlı'yı yıktılar. Devletçiklere böldüler,
Bazılarını sömürge yaptılar. Halen sömürge yaptıkları yerler var. Avrupa bu işin içinde, Avrupa'nın bütün ülkeleri ve dünyanın bütün küfür ülkeleri bu işin içinde evvela Müslümanların birliğini dağıttılar. Biz bugün ne kadar hicretten anlatırsak anlatalım. Evet. Ama bütün bu sıkıntılar içerisinde Suriye'den buraya gelenler muhacir olabilir mi? Elbette olur. Peki burada onlara kucak açan, gönül açan ve gerçekten onları barındırmada, eğitimlerine yardım etmede veya namuslarının korunmasında ve diğer hususlarda onlara kol kanat geren Müslümanlar da ensar olabilir mi? Ensar olabilir. Niye? Şimdi Kur'an'da ensar ve muhacirler bize örnek veriliyor. Mesela Tevbe suresinin bir ayetinde وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Yani imanda önce olanlar ya da muhacir ve ensardan imanda önce olanlar ve onların izlerini takip edenler yok mu? Allah onlardan razı oldu. Allah onlara altlarından ırmaklar akan, köşklerinin altından ırmaklar akacak olan cennetleri onlara hazırladı. İşte bu en büyük kurtuluştur. Ayeti var. Evet. Dolayısıyla nasıl Medineli Müslümanlar Mekkeli Müslümanlara barınaklarını oluşturdular. Gıdalarını oluşturdular. O dönem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nasıl bir yöntem uyguladı hocam? O dönem yani çok önemli bir yöntem var. Mekke'de hani hicretten sonraki o dönem. Evet. Şimdi evvela onlar kardeşlik duyguları çerçevesinde. Mesela Peygamberimiz daha oraya hicret etmeden önce Ensar dediğimiz Medineli yerleşik Müslümanların duygularını, uygulamalarını Cenab-ı Hak övüyor Kur'an'da Haşir suresinde. Medineli'de de dört gözle bekliyorlar bekliyor. Peygamber Efendimiz'i. Ve diyor ki buyurun sizi biz barındırırız. Sizi biz omuzlarımızda taşırız. Sizi biz kendimize devlet başkanı kabul ederiz. Ve öyle de oluyor. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da öyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّ اُدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ Muhacirler daha oraya gelmeden, tümü gelmeden Medineli Müslümanlar iman yurdunu, Müslümanların barınaklarını, korunaklarını hazırladılar. İman yurdunu hazırladılar. Devletin temelini attılar. Sonra kendilerine gelen muhacirleri seviyorlar. Onlara karşı işlerinde bir kin. Bakın çok önemli bu. Şimdi bazen Suriyeli muhacirlere ileri geri konuşanlar var. Biz bunları niye taşıyoruz sırtımızda? Bunlar bizim kardeşlerimiz. Evet. Niye taşıyoruz? Onlar da bunu bilmeleri lazım. Bu memlekette barındıklarının farkında olmaları lazım. Ve bu memleketin sulhuna, selametine çalışmaları lazım. Burada gelip de tekrar terör estirirlerse o zaman o da olmaz. Ne olacak? Size gelenleri siz barındırıyorsunuz. Medineli Müslümanlar da muhacirleri barındırıyorlar. En önemlisi ve yu'thiruna ala enfusihim ve lev kana bihim hasasa. Evet. Kendileri ihtiyaç içerisinde olsalar bile kardeşlerini kendilerine tercih ediyorlardı. Bakın çok önemli. Kendileri tam bir ihtiyaç içinde olsalar da ne yapıyorlardı? Kardeşlerini kendilerine tercih ediyorlardı. Kardeşlerini. Kardeşleri muhacirler. Şimdi Türkiye'deki Müslümanlar da Suriye'den gelen, daha önceden Afganistan'dan gelen, Irak'tan gelen, aslında Türkiye önemli bir Müslümanların sığınacağı yerdir. Güvenli bir ülkedir. Dolayısıyla bunlar geldiler. Burada gerçekten barındırıldılar. Hem devlet tarafından hem halk tarafından. Evet. Bunlar korundular. Öyleyse bir manada bunları barındıran Müslümanlara ensar, bunlara hicret eden kimselere de muhacir denilebilir. Bu her zaman için geçerlidir. Evet, bir başka ifadeyle hicret Allah'ın Kur'an'ına sımsıkı tutunmak. Bir başka anlamıyla hicret ferdiyetçilikten cemaatçılığa doğru gitmek. Ama böyle adı cemaat, içi fitne fücur olan değil ha. Evet. Adı cemaat, içi fitne fücur olan değil. Allah'ın dinini uygulamaya giden bir topluluk. Böyle içinde birçok hilelerin, tuzakların kurulduğu cemaatler değil. Ya gerçekten hürriyete giden, özgürlüğe giden, dini değerlerin yaşanmasına vesile olan bir çalışmayla cemaat. Aynı zamanda hicret, İslam'ın ve Müslümanların hakimiyetidir. Hicret,
İslam devletinin tesisidir. Ben bunları hep Arapça not ettim. Türkçesini söylüyorum. Hicret, samimi olarak Allah'a kulluğu icra etmek. Hicret, sabır ve kesin bir imandır. Hicret, Allah'a dayanıp güvenmek, Allah'ın yardımına inanmak. Hicret, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kendi nefsinden, ana babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmektir. Ki sahabe onu yapmış. Mesela bu maddeye bir örnek vereyim Ercan Bey. Evet. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh peygamberimizle Sevr'e doğru giderken, bakınız Sevr'e doğru giderken Hazreti Ebu Bekir gece gidiyorlar. Durmadan yön değiştiriyor. Bazen peygamberimizin önünden, bazen arkasından, bazen sağından, bazen solundan gidiyor. Peygamberimizin dikkatini çekiyor. Ebu Bekir ne yapıyorsun? Niye bir taraftan gitmiyorsun? Durmadan yön değiştiriyorsun diye soruyor. Hazreti Ebu Bekir'in cevabı çok düşündürücü. Ya Resulallah, herhangi bir saldırı olabilir. Müşrikler bizim gittiğimiz istikamette pusu kurmuş olabilirler. Dolayısıyla herhangi bir saldırı olduğunda ilk saldırı bana gelsin, size gelmesin. Bak, kendi canlarından, kendi çocuklarından, kendi aile fertlerinden daha çok ne yapıyorlar? Daha çok peygamberimizi koruyorlar. Evet. Çünkü peygamberimiz onlara her şeyden daha değerli. Ve aynı zamanda hicret bir yerde Müslümanların tedbiridir. Tedbir, tedbir. Hazırlıklı olmaktır. Bu noktaya da bir işaret eden olayı anlatayım. Peygamberimiz kendi evinden çıktı çetelerin içinden. Çeteler görmediler peygamberimizi. Çünkü onlara büyük ödüller vaat edilmişti. Ertesi gün öğlene doğru, tam öğlenin sıcağında peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'in evine ulaştı. Hazreti Ebu Bekir şaşırdı. Her zaman o vakitlerde gelmezdi peygamberimiz. Ya Resulallah, bir olay var herhalde. Siz her zaman bu vakitte gelmezdiniz. Ne var? Peygamberimiz buyurdu ki, şu çocuklarınız çıksın, sizinle bir şeyler konuşacağım. Evet. Peygamberimiz buyurdu ki, onlar sizin çocuklarınız sayılır. Onlar da bu bizim yaşayacağımız olaya hazırlar. Kim vardı o zaman Hazreti Ebu Bekir'in yanında? Kızı Hazreti Esma, kızı Hazreti Ayşe, Ayşe anamız. Daha peygamberimize nişanlılı. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah. Şimdi peygamberimiz onlara, bunlar dışarı çıksınlar bir şey söyleyeceğim dediği zaman Hazreti Ebu Bekir ne diyordu? Evet. Ya Resulallah, bunların yanında konuşabilirsiniz. Bunlar bu bizim yaşayacağımız olaya hazırlar. Önceden onlara söylemiş. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh konuşuyorlar aile içerisinde. Oradan Sevr'e gidecekler. Ama burada çok önemli bir ayrıntı var. İslami hizmette Hazreti Ebu Bekir'in sadece kendi şahsı değil. Kızları bunun içinde, oğulları bunun içinde. Evet. Bütün bir aile bunun içinde. Hatta peygamberimizle Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Sevr'e ulaştıktan sonra peygamberimiz Abdullah'a, yani Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'a radıyallahu anhüma bir görev verdi. Ne görevi verdi? Dedi ki, sen gündüz Mekke'de gezeceksin, dolaşacaksın. Müşriklerin ne konuştuklarını, ne yaptıklarını toparlayacaksın. Akşam olunca Sevr'e geleceksin. Her akşam orada 3 gün kaldılar. 3 gece Hazreti Abdullah haber götürüyor. Mekke'den oraya haber, istihbarat. Evet. Müslümanların istihbaratı olmalı. Müslümanların devlet olarak, ümmet olarak istihbarat kaynakları sağlam olmalı. O gün de bugün de istihbarat çok önemli. Yani haklarında neler düşünülüyor, neler planlanıyor, bunları bilmeleri lazım. Hazreti Abdullah Mekke'de olan bitenleri peygamberimize ulaştırıyor. O kadar aile boyu hazırlanmışlar ki kızı Esma her akşam peygamberimize ve babası Ebu Bekir'e radıyallahu anha ne götürüyor? Evet. Yiyecek içecek götürüyor. Hazreti Ebu Bekir'in koyunlarının çobanı Amir bin Füheyra, bu da ne yapıyor? Oralarda koyunları, keçileri otlatıyor. Gelip gidenlerin ayak izlerini koyunların izleriyle kaybediyor. Evet. İzleri kaybediyor. Ve yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir taktiği, Sevr'e gitmeden önce Abdullah bin Urayhıt isminde bir müşrik, yol güzergahını iyi bilen, daha doğrusu yol rehberliğini bilen ama aslında müşrik olan birisiyle anlaşmış. Bakın,
ihtiyaç olduğunda gayrimüslimlerle bu tür İslam'ın lehine faydalanmak caiz mi değil mi? Peygamberimiz müşrik olduğu halde Abdullah bin Urayhıt yol rehberi olarak onu seçti. Evet. Hem de karşılığında ücret veriyor. O da 3 gün sonra Sevr'in eteğinde buluşacaklar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte, Hazreti Ebu Bekir'le birlikte 3 kişi olarak sahil boyu, sahil. Şimdi Mekke'ye deniz çok yakın kestirmeden. Evet. Sahil boyu bugünkü otoban denilen, hicret yolu denilen yol güzergahından Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı hicret arkadaşı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber Medine'ye ulaştıracak. Biliyor o yolları. Kaç evet. günde ulaşmışlar? 8 günde ulaşmışlar. Evet hocam, şimdi devam edeceğiz. Bir kısa anonsum olacak. Onu hemen değerli izleyicilerimize hatırlatayım. Sevgili seyirciler, biraz sonra telefonla canlı yayına hocamıza soru sormak isterseniz bağlanabilirsiniz. Ben yönetmenimizden de rica edeyim. Telefon numaramızı ekrana evet yansıttılar. Telefon numaramız 0346 225 30 11. Bu numaradan bizlere ulaşarak hocamıza soru sorabilirsiniz. Konumuz hicret ve hicri yılbaşı. Bu konuyla alakalı sorularınız olursa canlı yayına bağlanabilirsiniz. Evet hocam. Evet. Dolayısıyla hicret öncesinde yani Mekke'de kalan Müslümanların rolleri çok önemli. İşte bunun başında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz geliyor. Evet. O zor günlerde Hazreti Ali radıyallahu anh geliyor. Hazreti Ali'nin büyük fedakarlığı var burada. Onun için burada fedakarlık ve bu uğurda canını, malını feda etmesi. Büyük fedakarlık burada. Fedakarlık örneği var. Hazreti Ali canıyla canını buraya siper ederek Peygamberimize destek oluyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz o günkü şartlarda efendim hicret yolunda lazım olacak, hicretten sonra lazım olacak hazırlıklarını yapıyor. Aileyi bu konuda bilgili hale, bilinçli hale getiriyor. Değil aile, koyunlarının çobanını bile hicret noktasında İslam'ın lehine, İslam'a destekçi olarak hazırlıyor. Bu da çok önemli. Niye bunu söylüyorum? Eğer biz bugün İslam'ı aile boyu üstlenmemişsek, eğer biz İslam'ın gelişmesinde, yücelmesinde, ümmetin birlik beraberliğinde gerçek bir aile ittifakı içerisinde değilsek, evet. İslam'ın fetihler elde etmesi, zafere ulaşması mümkün değil. Hicretin bir manası da budur. Evet hocam. Evet. Bir başka ifadeyle hicret zalimlerden, despot insanlardan ve zalim insanlardan uzaklaşmaktır. Bu manasıyla baktığımız zaman hicret gerçek bir adalet sistemine, gerçek bir kardeşlik sistemine kavuşabilmektir. Bu yönüyle de hicretin çok önemli anlamları var. Evet hocam. Arkadaşlar telefon var mı? Evet, bir telefonumuz varmış hocam müsaadenizle. Evet. Alo. İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim, buyurun. Hocamla görüşmek istiyorum. Tabii, buyurun efendim. Evet, Ali Ürekil Iğdır'dan bizi arıyor. Ali Bey buyurun, sorunuzu alalım. Canlı yayındasınız şu an. Televizyonunuzun... Ali Bey, televizyonunuzun sesini kısın efendim, telefondan konuşalım sizinle. Evet. Hocam, buyurun. Akşamlar. Buyurun, dinliyoruz efendim. Ev reisi olmasa ev işi yürümüyor. Evet. Şimdi Türkiye'nin üzerinde bir büyük felaket var. Evet. Hepimiz üzerimizi istiyoruz. Tabii ki biz onu kadar bilemeyiz. Bazıları yanlış konuşuyor. Acaba amaç nedir? Bazı toplumlar. Efendim sorunuz ne? Konu ne? Onu bir açık bir dille ifade ederseniz sorunuza hocam yanıt verecek. Vallahi sorumuz oldu ki biz kaderi liderimize bağlanmışız. Cumhurbaşkanımıza bağlanmışız. Evet. Onlar yaptı, biz haklı değiliz. Sorunuz ne Ali Bey? İşte soru ben verdiğim gibi bayislik yapıyorlar, savaş yapıyorlar.
Evet. Efendime söyleyeyim, adam olur, katliam olur. Yani şu peki anda... Bize saldırıyorlar, bizi askerimizi öldürüyorlar, polisimizi öldürüyorlar, çocuklarımızı kaçırıyorlar. Evet. Herhangi can güvenliğimiz, tabii ki bizim yönetilmiş, Türkiye'yi yöneten nasıl yaparsa bizim de ona karşı çıkacağımız olmaz. Evet. İyisini o yapar, iyisini o bilir. Peki. Sorun mudur? Peki. Doğru mudur, yalan mıdır? Tamam inşallah. Hocam bu konuyla alakalı geçmiş programlarımızda da bazı şeyler ifade ettik. Şimdi yine ifade edeceğiz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hayırlı akşamlar diliyoruz Ali Bey. Türkiye'miz, dinimiz, kimse bizi sevmiyor. Sorunuz anlaşıldı efendim. Teşekkür ediyoruz. Bizim her tarafımız düşmandır. Rusya, evet. Amerika, Almanya, İsrail her tarafımız düşmandır. Kimse Müslümanı istemiyor. Evet. Bizi karıştırıyorlar. Peki efendim. Cevap vereceğiz sorunuza. Duyarlılığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet hocam. Telefonun sesini verir mi? Peki. Evet. Yayından alalım arkadaşlar. Evet. Şimdi tamam. Ali Bey günümüzle alakalı bir soru sordu. Yani güncel işte Türkiye'deki terör örgütlerinin faaliyetlerinden tutun da Suriye'deki, Irak'taki işte emperyalist güçlerin yapmış olduğu operasyonlar, Türkiye'nin bu konudaki tavrı, yalnızlığı özellikle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mevcut İslam coğrafyasındaki Türkiye'deki olup bitenlerle alakalı tavrını gündeme taşıdı ve bu konuda da zannediyorsam nasıl bir hareket etmemiz noktasında ifadelerinizi soruyor. Kendisi zaten konuşmasının içerisinde cevabını verdi. Evet. Şimdi öncelikle bir defa bu Türkiye'de askerimize, polisimize karşı çıkan güçler, bunlara karşı büyük mücadele verenler var. Kim bunlar? PKK'lı veya onların paraleli insanlar. Evet. Evvela bunların hürriyet için, hukuk için, özgürlük için değil, yani Türkiye'yi karıştırmak ve Türkiye'yi gerçekten bölüp parçalamak için ve Türkiye'mizi büyük bir kaosa sevk etmek için bunu yapıyorlar. Bizim aslında yapacağımız şey doğudan batıya, güneyden kuzeye, özellikle 1000 sene beraber yaşadığımız, Çanakkale'de beraberiz, Tumlupınar'da beraberiz, Sakarya'da beraberiz, Birinci Dünya Savaşı'nda beraberiz, daha önceleri beraberiz. Evet. Beraber bu yaşayan ümmetin, bugünkü yaşayanlarının bu oyunları fark edip, bunun karşılığında birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Bu hileleri, tuzakları yani dış dünyanın planladığını bilmemiz lazım. Dış dünyanın öncelikle kendi içimizde birlik beraber olacağız. Ve gerçekten bugün PKK Kürt vatandaşlarımızın, Kürt kardeşlerimizin haklarını mı savunuyor? Yok, alakası yok. Yani bunların temeline inildiği zaman içlerinde bir sürü gayrimüslimler var. Sonra Türk ve Kürt meselesi değil mesele. Eğer Kürtlerin haklarını savunuyorlarsa Kürtlerin çocuklarını katletmemeleri lazım. Korucuların çoğu Kürt kardeşlerimizden öldürmemeleri lazım. Askerlerimizden kendi çocukları var, öldürmemeleri lazım. Bunların meseleleri Kürtleri kurtarma değil, Kürt'ü, Türk'ü fark ettirmeden memlekette bir kaos çıkarma. Evet. Yıllardan beri memleketi böyle oyalama. Ve başarabilselerdi işte Türkiye'yi Suriye'ye, Türkiye'yi Irak'a çevirme çalışması. Dolayısıyla biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Biz her şeyden önce Türkiye'mizdeki insanlarımızla ve dıştaki Müslüman kardeşlerimizle birlik beraberlik içerisinde tam bir dayanışma içerisinde olmak zorundayız. Evet hocam. Evet arkadaşlar telefonumuz yok. Hocam devam edelim inşallah. Evet. Konumuza. Şimdi hicretle ilgili, hicretin faziletiyle ilgili, ehemmiyetiyle ilgili birkaç tespiti söylemek istiyorum. Evet. Evvela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, eğer hicret işi olmasaydı, çünkü o zaman hicret çok önemli. Evet. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinden önce yapılan hicretleri hicret kabul ediyor. Mekke'nin fethinden sonra la hicrete ba'del feth, Mekke'nin İslam'la tanışmasından sonra hicret yoktur diyor.
Ondan önce hicret çok önemli. Hicret nedir? Yurdunu, yuvasını, ailesini, efradını ve bütün malını, mülkünü İslam adına terk edip, terki diyar ederek peygamber adına, Allah adına yurdunu, yuvasını bırakıp İslam devletinin kurulduğu, kurulacağı bir yere göç etmesidir. Mesela şimdi bize göre hicrette ne var ki diyebiliriz. Ama çok zor bir olay. Nasıl zor bir olay? Peygamberimiz onun için diyor ki, eğer hicret olayı olmasaydı ben ensardan olurdum diyor. Ensardan, Medineli Müslümanlardan. Ensar olurdum diyor. Evet. Ama hicret ondan daha faziletli. Niye? Şimdi Ercan Bey, düşünebiliyor muyuz? Bir ailede bir kadın, anne Müslüman olmuş, kocası, çocukları Müslüman değil. O anne hicret edecek. Bir ailede kocası Müslüman olmuş, hanımı, çocukları Müslüman değil. Evet. Veya bir ailede oğullarından, kızlarından birisi Müslüman olmuş, diğerleri Müslüman değil. Aileye rağmen, kendi etbağına, kendi çevresine rağmen ne yapıyor? Allah ve peygamberin rızasını yurduna, yuvasına, anasına, babasına tercih ederek hicret etmiş oluyor. Bu ne büyük bir fedakarlık. Bu ne büyük bir iman aşkı. Ne büyük bir peygambere destek oluş. Evet. Onun için hicret bu yönüyle çok önemli. Bir başka ifadeyle hicret insanın ebedi alemde cennetlerle ödüllendirileceğini ifade eden bir harekettir. Evet. Cenab-ı Hak Âl-i İmrân suresinin son sayfasında şöyle buyuruyor. فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوذُوا ف۪ي سَب۪يلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Ayetin devamı da var. Onlar ki Allah için hicret ettiler. Evet. Onlar ki memleketlerinden, yurtlarından, yuvalarından zorla çıkarıldılar. Hicret kendi rızasıyla değil ki, zorla çıkarılıyorlar. Ve Allah'ın yolunda ezalara ve cefalara katlandılar. Ve Allah yolunda cihad ettiler. Öldüler, öldürüldüler. İşte onların günahlarını bağışlayacağım diyor Cenab-ı Hak. Ve köşklerinin altından ırmaklar akan cennetlere Allah tarafından bir ödül olarak onları girdireceğim. Allah'ın yanında en güzel sevaplar, en güzel ödüller vardır. Şimdi buradan neyi vaat ediyor Cenab-ı Hak? Muhacirlere dinini korumak için, namusunu korumak için ve yeni bir İslam devletini desteklemek için hicret eden müminlere cennetini vaat ediyor. Günahlarının da bağışlanacağını vaat ediyor. Çünkü bir hadis-i şerif var, sahih hadis. El-İslamu yehtimu ma kable. El-Hicretu tehtimu ma kableha. El-Haccu yehtimu ma kable. Evet. İslam, İslam'a girmeden önceki bütün hayatını sıfırlar, sıfır kilometreyle başlar İslam'a girdikten sonra. Allah İslam'a girmeden önceki hayatından kimse hesaba çekmez. Evet hocam. Hac kendisinden önceki hayatı sıfırlar, yeni bir hayat başlar. Hicret de kendisinden önceki hayatı sıfırlar, yeni bir hayat başlar. Evet hocam, bir telefonumuz daha var hattımızda. Müsaadenizle ona da bir bakalım. Alo. Alo. Efendim hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Buyurun efendim. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Hocama bir sorum olacak, tamam. Evet, Derviş Sakarya, Hollanda'dan bizi arıyor hocam. Buyurun Derviş Bey, buyurun. Vakit namazlarında ne kadar bismillah falan kazanamadık? Hangi vakitten sonra ne kadar bismillah falan kazanamadık olabilir? Evet, arkadaşlar sesi biraz açalım, anlayamadık soruyu. Evet, telefonu biraz yaklaştırın efendim kendinize. Şimdi alalım. Alo? Sesiniz gelmiyor ki. Siz sorunuzu sorun efendim. Evet, sorum o. Kaza namazı, vakit ne kadar zaman kala kaza namazı kılabilir değil mi? Hangi... hangi vakitten sonra kaza namazı kılamam? Peki. Ne kadar bir peki. Başka soru var mı? Başka sorum yok. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Seste biraz problem vardı. Tam anlayamadık ama evet. Sonradan anlaşıldı. Evet. Hollanda'daki ve Avrupa'nın tümündeki Müslümanlara buradan selam ediyoruz. Yeni hicri yıllarını tebrik ediyoruz. Evet. Şimdi kaza namazı 3 vakitte kılınmaz. Birincisi güneşin doğuşuyla birlikte 45 dakika sonraya kadar. Evet hocam.
güneşin doğuşuyla birlikte 45 dakika sonraya kadar kılınamaz. Ondan sonra kılınır. Biz saat olarak söyleyelim. Çünkü burada farklı görüşler var ama öğlenden 40 dakika önce başlar öğlen namazına kadar. Biz saat olarak tahmini söyleyelim. Kaza kılınmaz. Bir de güneş batmaya 40 dakika veya 45 dakika kalası kaza kılınmaz. Ama o günün ikindisini kılmadıysa o vakte kadar, güneş batıncaya kadar kılabilir. Bunun dışında istediği zaman kaza namazlarını kılabilir. Evet. Borcu olan namazları kılabilir. Mesela sabah namazdan önce kılar, sabah namazdan sonra kılar, ikinden sonra kılar. Ne zamana kadar? Güneşin batmasına bir 40-45 dakika kalıncaya kadar kaza kılabilir. Akşam namazdan sonra kılar, yatsıdan sonra kılar, kuşluk vaktinde kılar. Yani kazanın kılınamayacağı biraz önce söylediğim 3 vakit var. Bu vakitlerde kaza namazı da kılınmaz. Evet. Onların dışında istediği vakit kaza namazları kılabilir. Evet hocam. Evet. Hocam devam ediyorsunuz. Onu tamamlayalım. Ondan sonra bir araya gideceğiz evet, inşallah. Evet, şimdi hicret aynı zamanda yeryüzünde büyük bereketlerin oluşmasına sebeptir. Mesela evet. Bir ayeti kerime var. وَمَنْ يُهَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Nisa suresinde يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَةً Her kim Allah rızası için Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde hicret edilecek yerler bulur ve çok geniş bolluk bereket bulur. Hicrette bereket vardır. Evet. Bir de hicret edecek o kadar mekanlar oluşturur ki Cenab-ı Hak, mesela bizim doğudan bile, yani Rus Osmanlı Savaşı'nda doğudan mesela İç Anadolu'ya doğru, Batı Anadolu'ya doğru hicret eden kardeşlerimiz var. Bakıyorsunuz çevremizde tanıdığımız kardeşlerimiz de var. Erzurum, Kars, Ağrı, Van, o taraflardan gelen Müslümanlar en güzel yerleri vermiş o zaman devlet onlara. Niye? Hicret hürmetine. Niçin hicret ettiler onlar? Namuslarını korumak için, dinlerini korumak için, bir yerde vatanlarını korumak için. Yani oralardan mecbur bırakıldı. Anadolu'nun bir başka mekanına hicret ettiler. Onun için hicrette bereket var. Bir. İkincisi, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Her kim evinden hicret etmek üzere çıkar da hicret yolunda ölüm kendisine ulaşırsa, yani niyeti samimi, evet, ana yurdundan çıkmış, hicret yolunda bir vesileyle ölmüş. Hem şehittir, hem de Allah ona hicret eden kişi gibi vaat ettiği ödülü, sevabı verir. Niyeti neydi? İmanını kurtarmak için, namusunu kurtarmak için emin bir beldeye, emin bir bölgeye göç etmek. Göç ederken de ölürse Allah Celle Celaluhu ona vaat ettiği ödülü, mükafatı verir. Çünkü Allah bağışlayıcıdır. Allah Celle Celaluhu çok merhamet edicidir. Evet. Hicret etmek imanın en faziletli derecesidir. Hicret, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine 5 şey emrediyor. Mesela namazlarını dosdoğru kılmalarını, oruçlarını tutmalarını, zekatlarını vermelerini. Bu 5 şeyden bir tanesi de hicret etmelerini. Bugünkü manada hicret, fiili hicretti. Bugünkü manada bizimle ilgili hicret, günahlardan tevbe etmek. Evet. Mesela şimdi biz 10 Muharrem gelecek. İnşallah gelecek haftaki dersimiz de Muharrem ayının fazileti ve 10 Muharrem ile ilgili olsun inşallah. Şimdiden yani onu duyurmuş olalım. İnşallah. Dolayısıyla bakın, Muharrem ayında eğer biz geçmiş yıllarda, geçmiş günlerde yaptığımız günahlardan pişman olmamışsak, hayatımızda bir değişim yaşanmamışsa olumlu manada, eğer günahlardan vazgeçmemişsek, hatalarımız üzerinde inadına devam ediyorsak, o zaman biz hicreti, yeni bir yılı anlayamamışız demektir. Yeni bir yılı anlamanın, hicreti anlamanın sonucu gerçekten İslami şuura sahip olmak. Hatalarımızı itiraf, ikrar edebilmek, evet, ve bunlardan dönüş yapabilmektir. Bu çok önemli bir şey. Bu olamadıysa hicreti biz anlatalım duralım. Hicreti anlatan ayetler var, bir sürü hadisler var, bir sürü efendim sahabe hayatıyla ilgili menkıbeler var. Bunları anlatmak kolay. Evet. Ama
Biz bugün hicreti nasıl anlayacağız? Biz bugün hakikaten hicreti hatalarımızdan vazgeçerek özümüze dönme, tevbe ve istiğfar deryasında temizlenme operasyonu olarak almamız lazım. Evet. Hicret o kadar önemli ki bir yerde görevli imam olmasa orada imamlık yapacak özellikleri taşıyan birden fazla kişiler olsa, birinci sırada ilimde eşit olan, Kur'an okumada eşit olan kimseler eğer biri diğerinden hicret konusunda önce ise, hicret konusunda önce olan daha doğrusu imamlıkta ötekine tercih edilir. Bu kadar önemli. Bunlar fıkhi meseleler. Evet hocam. Evet. Şimdi hocam müsaadenizle bir ara verelim. Hem de bir nefes alalım. Biraz rahatlayın inşallah. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son yarım saatimiz kalıyor inşallah. Evet değerli seyirciler, yönetmenimize de bakıyorum. Evet, ara vereceğiz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz inşallah. Aranın ardından tekrar hicretle alakalı, hicri yılbaşıyla ilgili konumuza değerli hocamızla birlikte devam edeceğiz. Evet, tekrar birlikteyiz değerli seyirciler. Vizyon 58 TV ekranlarında Gönül Dergahı programı devam ediyor tüm hızıyla. Ve canlı yayında Ahmet Akgül hocamızla beraber bu haftanın konusu hicret ve hicri yılbaşı. Programımızın birinci bölümünde genel anlamı itibariyle hicretin manasını çok değerli hocamız ifade ettiler. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hicretle alakalı o dönem yaşadıklarını ve hicretten günümüze gelen süreçte hicretten neler alıp nasıl bir hayat felsefesi ifade edeceğimizi değerli hocamız bizlere anlattı. İnşallah programımızın son 20 dakikasına giriyoruz. Bu süre içerisinde telefonla soru sormak isteyen değerli izleyicilerimiz olursa ekranlarda numaramız 0346-225-3011 o numaradan bize bağlanabilir ve soru sorabilirsiniz. Ve biz yayınımıza, programımıza devam ediyoruz. Evet hocam, programımızın birinci bölümündeki ifadelerimizi az önce aktardım. Genel bir değerlendirme yaptık. Evet, yönetmenimiz bir telefon olduğunu işaret etti. Hemen seyircimizi yayınımıza alalım. Alo. Alo. Evet. Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim, buyurun. Evet, telefonumuz... Hocam, bir sorum olacak ya. Tabii ki. Birincisi, sorumum bu hacca gidiyorlar da hani hacdan gelenler var ya. Evet. Onların bakayım, ailelerinin hep kafası çok yarı cıblak yani. Evet. Birinci sorun bu. İkinci sorun da bir kadının bir sene sonra nikah düşer mi düşmez mi onu soruyorum. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah razı olsun. Evet hocam, iki tane soru var. Sonundan başlayalım. Buyurun. Son neydi? Nikah düşer mi bir sene ayrıldıktan sonra diye bir soru var. Bismillahirrahmanirrahim. İsterse bir seneyle kayıtlı değil, ne kadar olursa olsun zaman. Evet. Birbirinden ayrı kalan kimselerin boşanmadıktan sonra, erkek boşamadıktan sonra hanımıyla arasındaki nikah düşmez. Evet. Ama haksız yere hanımını bir sene ya da daha fazla, daha az yalnız bıraktıysa bu haram olur. Yani hanımıyla bütün alakalarını kesiyor. Efendim ya da sebepsiz yere 3 sene, 5 sene gidiyor, hanımına dönmüyor. Hanımı mağdur, çocukları mağdur. Burada nikah düşünmez de yalnız bunu keyfi yaparsa, bunların haklarını korumazsa günah işlemiş olur, haram işlemiş olur. Evet. Aile düzeni çok önemli. Kadının kocası üzerinde hakları var. Kocasının hanımı üzerinde hakları var. Bunların karşılıklı yerine getirilmesi lazım. Diğer meseleye gelince, tabii burada hacca gidip gitmemesi çok önemli değil kişinin. Öncelikle her anne babanın kendi mahiyetinde olan çocuklarını İslam'la iç içe yetiştirmesi asıl görevlerinden. Evet. Yani her Müslüman öncelikle eşi ile ilgili konularda, sonra çocukları ile ilgili hususlarda yani onları haramlardan koruması lazım.
Evet. Giyim kuşam konusunda, ibadetler konusunda o vazifesini yapacak. Çocuğunu zamanında İslam'a göre yetiştirecek. Sorumluluğunu taşıyacak hale getirecek. Ama sonradan yaşamazsa anne babaya bir vebali yok. Ama öğretilmemiş de çocuk İslam'dan uzaksa o zaman onların işledikleri günahların bir benzeri de onları yetiştirmeyen anne babanın defterine yazılır. Çünkü İslam'da anne babaya büyük görevler verilmiş. Mevlamız buyuruyor: "Ku enfusekum ve ehlikum nara." Önce kendinizi, çoluk çocuğumuzu yakacağı madde, insan ve taşlar olan cehennemden koruyun. Evet. Hazreti Ali Kerremallahu Veçe bu ayeti şöyle anlamış. Diyor ki: "Allimuhum ve eddibuhum. Allimuhum bil hayr ve eddibuhum bi adabil İslam." Onlara İslam terbiyesi verin, onlara hayırları, doğruları öğretin. Hazreti Ömer radıyallahu anh da bu ayeti şöyle anlamış. Gerçekten çocuklarınıza iyiliği emreder, kötülüklerden vazgeçirirseniz, onları İslami bir rotada, İslami bir çizgide yetiştirirseniz, onların hem onları hem de kendinizi ateşten korumuş olursunuz diyor. Ateşten korunmak. Dolayısıyla bunun hacla alakası yoktur. Hac tabi hacca gidenin daha çok sorumluluklar artıyor da. Evet. Ama hacca gitmezse çoluk çocuğunu İslam'a göre yetiştirmezse vebali yok diye bir şey yok. Hacca gitse de gitmese de. Ama hakikaten şunu toplumda insanlar bekliyor. İslam'ı yaşayan insan, özellikle Hacc-ı Haremeyn olan insanın da hem kendi şahıslarında hem çoluk çocuklarında İslami bir hayat olması bekleniyor. Ama bugün çelişkili bir hayatımız var. Anne başka, kız başka, evet, nine başka, torun başka. Bu sefer bakıyorsunuz böyle bir çeşitli Avrupa standartlarına uygun ama İslami esaslardan tamamen uzak bir hayat. Biz bunu onaylamıyoruz. Evet. Biz bunu kesinlikle onaylamayız. Peki hocam. Evet. Şimdi hocam son 10 dakikaya giriyoruz. Bu arada seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Bizleri arayıp canlı yayına bağlanıp soru sordukları için. Şimdi genel anlamda toparlayacak olursak hocam, şimdi yarın inşallah Hicri yılbaşı Muharrem ayıyla beraber. Peki geride kalan işte sürece baktığımızda İslam coğrafyasına özellikle gerçek hicret nasıl olmalı? Bütün İslam coğrafyası açısından değerlendirecek olursak, tabii bunun içerisinde ülkemizi de katacak olursak, hayatımızın tüm alanına nasıl hicreti tatbik etmeliyiz? Neyden? Neye hicret etmeliyiz? Evet, gerçek manada hicret etmeliyiz. Evet, evet. Bakıyoruz onlarca işte ifade ettiğiniz gibi birçok Müslüman ülkesi var. 2 milyara yakın nüfusumuz var Müslümanlar olarak. Gerçek manada neden İslam ve Müslümanlık şuuruna eremiyoruz? Eğer erebilirsek dünyadaki bütün dengeleri değiştirebilecek bir güce sahip aslında İslam ülkeleri, Müslümanlar. Ancak bakıyoruz kan var, gözyaşı var, yerlerinden, yurtlarından edilen insanlar var ve perişan olan insanlar var. Genel anlamda hicreti de içine katarak geçmiş dönemi kısaca bir değerlendirecek olsak, evet, hangi mesajları vermemiz gerekiyor? Güzel. Zaten anlattığımız konuların içerisinde bunlar var ama evet, ilave olarak şunu söylemek lazım. Bugün gerçekten İslami olmayan hayattan İslami bir hayata dönmek lazım. Evet. Gerçekten Muharrem ayı yeni bir yıl, yeni bir milat, yeni bir doğuş. Üzerimizden yıllar geçiyor. İnşallah bu akşamdan itibaren 1438. Hicri yıla girmiş oluyoruz. Hicri yılı siz eğer 622 yılı, tabii bu Hazreti Ömer döneminde Hicri yıl tarih yıl başlangıcı olarak kabul edilmiş, takvim yılı olarak. O günden bugüne 1437. yıl bitti. Evet. 1438. yıla giriyoruz. Peygamberimizin hicretten önceki 13 senelik peygamberlik döneminde buna katarsak aşağı yukarı 1450 sene peygamberliğin verilişinden bugüne 1450 sene. 50-51 sene gibi bir zaman. Bu zaman içerisinde İslam'ın çok iyi yaşandığı dönemler, İslam'ın şahlandığı dönemler, evet, ve Müslümanların İslam'la
yüceldiği, izzet bulduğu, itibar kazandığı dönemler ne zaman olmuş ve ne zaman bu izzeti Müslümanlar kaybetti? Şimdi baktığımız zaman Arap Yarımadası'nda başlatılan dava doğusuna batısına dünyanın yayıldı ve Peygamberimiz dönemi artı Hulefai Raşidin dönemi dediğimiz, evet, 30 yıllık hilafet dönemi, bunları düşündüğümüzde İslam fetihleri o öyle genişlemiş, öyle yücelmiş, öyle Müslümanlar itibar sahibi olmuş ki bakıyorsunuz ta Ermenistan'a kadar, Azerbaycan'a kadar, Doğu Türkistan'a kadar, Orta Asya'ya kadar, Afrika'nın en ücra köşelerine varıncaya kadar, bu taraftan Balkanlara varıncaya kadar İslam ulaşmış. Evet. Kıbrıs'a varıncaya kadar fetihler düzenlenmiş. Anadolu'ya seferler düzenlenmiş. Bunlar hep o gün İslam'ı üstlenen insanlar. Bir gün olsun rahat yataklarında yatmadılar. Evet. O hicret ve o cihat aşkıyla dünyanın neresinde efendim bir insan varsa oraya ilahi mesajı iletmek istediler. O günkü yükselişlerin kaynağına inelim, bugünkü düşüşlerin sebeplerine bir bakalım, evet, ümmet olarak. O gün ümmeti yücelten esaslar başta Kur'an'a uygun bir hayat yaşamaları. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam beyan ediyor. İnnellâhe yerfa'u bihi akvâmen. Allah Kur'an'a uyan nice milletleri yüceltir. Kur'an'la yücelmiş mi o millet? Yücelmiş. İslam için çalışmış, İslam'ın eğitim öğretiminde, İslam'ın adalet sistemini uygulamada, İslam'ın kardeşlik esaslarını, o dönemlerde de olmuş fitne fesat. Evet. Yani Hazreti Ömer'in şehadetinden başlayan ve Hazreti Osman'ın şehadeti, Hazreti Ali'nin şehadeti, Kerbela olayı, efendim ondan sonra devam eden İslam içerisinde de fitne fesatlar olmuş. Şimdi Peygamberimiz döneminde sahte peygamberler çıkmadı mı? Tabii yani. Peygamberimizin döneminde yalancı, evet, peygamberlik davasında bulunan sahtekar insanlar türediler. Evet. Bu fitne fesat her zaman olur İslam'ın, İslam ümmetinin içerisinde. İçten olur, dıştan olur. Ama İslam ümmeti bunların hiçbirisine mahkum olmadan, mağlup olmadan kendi istikametlerini belirlediler. Hep İslam'ın yücelmesi, ümmetin izzet sahibi olması için gayret ettiler. Allah da onlara zaferler nasip etti, fetihler nasip etti. Allah Kur'an'la onları yüceltti, sünnetle onları yüceltti. Evet. Ne zaman ki bu ümmet Kur'an kaynaklı İslam'dan, sünnet kaynaklı İslam'dan, sünnet sadece Peygamberimizin konuşmaları değil, uygulamaları ayrıldıysa, ayrılmaya yüz tuttuysa, işte o zaman bu felaketler başladı. Niye? Bugün esas bu ümmetin bugünkü perişanlığı, yani şu coğrafyada, bu coğrafyada her tarafta perişanlık var. Asırlardan beri devam ediyor. Hele son asırlar bu iyice belirgin hale geldi. Hep kan, gözyaşı, sömürü, öldürme ve insanları rahatsız etme hep İslam aleminde. Evet. Böyle mi olması gerekirdi? Olmaması gerekirdi. Ama bunun sebebine baktığımız zaman sebepleri çok, ama bunların içerisinde bir, kendi tarihi değerlerimizi, milli değerlerimizi, İslami değerlerimizi bıraktık. Batıya ciddi bir özenti başladı. Ne zaman? Ta Tanzimat'tan bu yana. Yani bunun tarihçesine baktığımız zaman 200 sene önceye dayanıyor. Evet. Orada çöküş başladı. Sonra Peygamberimizin hayatından uzaklaştık. Batılın ve batının hayatını kendimize kılavuz edinmeye başladık. İşte aile yuvasındaki bozulmalar, değişiklikler, eğitimimizi Kur'an merkezli, sünnet merkezli ve dünya merkezli olması gerekirken kitaptan, sünnetten uzaklaştırdık. Adı milli eğitim olan ama içeriği milli olmayan, evet, birçok böyle yanlış, yalan bilgilerle gençliğimizi tamamen yozlaştırdık. Bütün bunlara baktığımız zaman inancımızın içini boşalttık. Ercan Bey, inancımızın içini boşalttık. Hayatımızı gerçek İslam çizgisinden uzaklaştırdık. Cihadı terk ettik, kardeşliği terk ettik, sevgiyi terk ettik, evet, ana baba hakkına riayeti terk ettik, fakir fukaranın dertleriyle ilgilenmeyi terk ettik ve batıla batıya özenti sonucunda böyle bir akıbete duçar olduk. Bugünkü bu duçar olduğumuz sonuç,
Bugün sonuca biz bakıyoruz. Ama bizi bu sonuca getiren, bizi bu merhalelere getiren sebeplerden hiç bahsetmiyoruz. Evet. Allah faizi terk edin diyor. Faiz alan verenleri Allah'a karşı, peygambere karşı savaş ilan etmiş sayıyor. Biz bugün ekonomimizin temel prensiplerini faiz temelleri üzerine oturtmuşuz. Allah içkiyi, kumarı terk edin, saadet bundadır diyor. Biz içkiyi, kumarı meşru hale getirdik. Allah zinayı terk edin, neslin sağlam olması için diyor. Bugün zina yaptırtan yerler açmışız. Evet. Buralara ruhsatlar vermişiz. Verilmiş daha önceden, şimdi de veriliyor. Dolayısıyla böyle bir çelişkiler içerisinde bir hayat. Şimdi ne kadar yasaklar varsa, yasakların kol gezdiği, emirlerin terk edildiği, İslam'ın tamamen kişisel tercihlere bırakıldığı bir dünyada yaşıyoruz. İslam'ı kabul eden insanlarda şu yoktur Ercan Bey. Yani ben istersem İslam'ı yaşarım, istersem yaşamam. İşte bugünkü adıyla laiklik var, demokrasi var. Siz kimsenin imanına karışamazsınız. Evet. İman etmemesine de karışamazsınız. Hadi iman etmemesine karışmayalım da iman eden insanın Allah'a kulluk yapıyor olmasına, yapmıyor olmasına devletin karışması lazım İslam'a göre. Ama biz Batı'nın sistemini kendi hayatımıza aktardığımız için maalesef birçok Batı sistemleri içerisinde ya Batı'nın ibadeti yok doğru dürüst. Batı'nın imanı yok. Batı'nın aile hayatı yok. Batı'da haram helal yok. Biz şimdi bunlara uyum sağlamak için bu haramlar silsilesini ortadan kaldırır. Onlar gibi yaşamayı hem de Müslüman olarak, Müslüman olduğumuzu söyleyerek onlar gibi yaşamaya efendim çalışırsak Allah bizi zillete düçar eder. Zilletin asıl sebebi budur. Evet. Onun için bugün bu ümmetin tekrar toparlanması, tekrar tarihine dönmesi, tekrar kardeşlik bağlarını güçlendirmesi, sevgi, saygı, hukuka riayet, sadece inananların hukukuna değil, inanmayanların haklarına da riayet etmek suretiyle yeniden bu ümmetin toparlanması lazım. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir sözü var. Künnâ ezillâ'e kad e'azzenallâhu bil İslam. Biz aşağılık bir hayat içerisindeydik. Allah bizi İslam'la yüceltti, İslam'la güçlendirdi. Evet. Kim İslam'ın dışında izzet arıyorsa Allah onları zelil eder. İslami sistemin dışında kurtuluş arayanlar, İslam'ın dışında huzur arayanlar, İslam'ın dışında ki kokuşmuş ahlaki çöküntüyü kendi hayatımıza aktararak saadet ve mutluluk arayanları Allah zelil eder, alçaltır ve dolayısıyla bunların sebeplerine bakmamız lazım. Biz nasıl bir İslam alemiyiz? Nasıl bir İslam ülkesiyiz? Nasıl bir İslam ümmetiyiz? Evet. Evet, hac var. Namazlar var. Camiler, her 100 metrede bir camimiz var. Elhamdülillah İslam aleminde. Camilerde sıkıntımız yok. Peki sıkıntılar nerede o zaman? Cami olması bir şey değil. Yani biz toprağın üzerinde de namaz kılarız. Bir bodrumda da namaz kılarız. Evet. Efendim bir okulun salonunda da kılarız. Asıl olan namaz kılacak insanları yetiştirebilmek. Asıl olan bu toplumun ahlaki değerlerini, İslami değerlerini, akli değerlerini, ekonomik değerlerini, milli değerlerini, tarihi değerlerini yok eden sebepleri ortadan kaldırmak. Tekrar bu değerleri canlı hale getirmek, evet, yaşanır hale getirmek. Biz bugün Muharrem'i böyle anlamalıyız. Hicreti böyle anlamalıyız. Yoksa biz dünden daha çok, geçmişten daha çok her yeni günde biz batıla doğru biraz daha meyleder ve çıkmaza girersek kurtuluşumuz çok zor. Yani gerçek hicret gönülden Allah-u Teala'ya yönelmek. Allah'a yönelmek, evet, peygambere yönelmek, peygamber efendimize yönelmek, tarihi değerlerimize yönelmek, tarihteki yükselişimizin ana sırlarını tespit, evet, edip tekrar oralara yönelmek. Nasıl, evet, yükseldiler onlar? Sonra nasıl düşüş oldu? Bugün ümmet nasıl bu hale getirildi? Bunların sebeplerini bilmek lazım. Ya biz bugün halen Batı'yı anlayamadık Ercan Bey. Biz bugün halen Batı'nın oyunlarını anlayamadık. Evet. Bunların baş aktörleri İngilizler diyoruz. Amerika diyoruz. Ve Amerika'nın, İngilizlerin, bakın geçenlerde şeyin bir devlet başkanı öldü değil mi, İsrail'in? Evet. Amerika'nın devlet başkanı
gidiyor. Amerika'nın devlet başkanı, Amerika'nın devlet başkanı ne yapıyor? Orada onların özel şu baş giysilerini tikam ediyorlar ona. Evet. Tikam ediyorlar. Onu giyiyor. Oraya giden Avrupa ülkelerinin adamları onu giyiyor. Bakın dünya bugün Siyonizmin, Siyonistlerin oyuncağı haline gelmiş. Siyonistlerin oyuncağı haline gelmiş. Evet. Bütün bunlardan kurtuluşun, bütün bunlardan azade olmanın, asıl kimliğimize ulaşmanın yolu bizim Müslümanlar olarak özümüze dönmemizdir. Ben özellikle bunu söylüyorum ve bu vesileyle Türkiye'deki kardeşlerimizin, Avrupa'daki Müslümanların, dünyadaki ümmeti Muhammed'in evet. yeni yıllarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak yeni yılın kurtuluşumuza vesile olmasını, mağdurların, mazlumların gözyaşlarının dinmesine vesile olmasını, Suriye'deki zulmün, Irak'taki zulmün, Filistin'deki, Gazze'deki zulmün, İnşallah. Doğu Türkistan'da, Arakan'daki diri diri yakılan Müslümanlara yapılan zulümlerin ortadan kalkmasına, zalimlerin makhur ve münhezim olmalarına, yani onların yıkılışlarına vesile olmasını, Müslümanların da kurtuluşa ermelerine, yeniden ümmet şuuruna erişmelerine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Bütün kardeşlerimizin yeni yılını tebrik ediyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki haftada yine Muharrem ayının özellikleri, hikmetleri konusunda da yine seyircimizin karşısında olacağız. Ve tekrar bu konuya değineceğiz inşallah. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Allah sizden razı olsun hocam. Evet sevgili seyirciler, böylece bu haftanın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta çok değerli hocamızla beraber hicreti ve hicri yılbaşını konuştuk. Bir kez daha 158 Televizyonu ve Gönül Dergahı program ekibi olarak hicri yılbaşınızı tebrik ediyoruz. Tüm Müslümanlık alemine, İslam alemine ve insanlık alemine inşallah hayırlara vesile olur. Ve böylece huzurlarınızdan ayrılırken yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize mutlu geceler, mutlu yarınlar diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.